Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Modern Warfare videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda Mayıs ayında oyuna gelecek olan güncelleme hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Öncelikle oyunumuza yeni bir tane harita eklendi. Haritamızın ismi arkadaşlar Viking Körfezi. Oldukça ben haritayı da güzel buldum. Sizlerin de güzel bulacağını umuyorum. Bir diğer yenilik ise arkadaşlar 25 seviye olduktan sonra ve 60 milyon dolar karşılığında sahip olabileceğiniz USS DDGX gemisine özel bir tane kamuflaj geldi arkadaşlar. Kamuflajımızın ismi hemen şuradan göstereceğim. Arkadaşlar kamuflajımızın ismi Astrom Şerif Police kamuflajı. Bu gemiyi aldıktan sonra 14K altın karşılığında bu kamuflaja sahip olabilirsiniz. Şu an benim bu kadar altınım olmadığı için bu kamuflajı maalesef gemime alamadım. İnşallah ileriki zamanlarda alabileceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kademe 2 için yeni bir tane uçak gemisi gelmiş. Onun fiyatı ise 5K altın. Hemen şuradan göstereyim. RF Novasik diye arkadaşlar. Yeni bir uçak gemimiz gelmiş. 5000 altın karşılığında bu uçak gemisine sahip olabilirsiniz. Tabii ki de bu yeni gelen uçak gemisi kademe 2 için geçerli. Geminin şöyle, yani önden baktığımız zaman sanki bir gemiye benziyor. Yani daha doğrusu RF Artmel Uskov'u çok yani andırıyor. Hatta RF Artmel Nokkov'u çok andırıyor. Ama gemiyi şu taraftan baktığımız zaman uçak gemisi olduğunu anlıyorsunuz. Yan tarafında hemen güzel bir pist bulunuyor. Uçaklarımız ise sağ taraftan dizilmiş. Bir tane helikopterimiz arka tarafta ve bir tane de avcı uçağımız orada arkadaşlar. Gayet kademe 2 için güzel bir uçak gemisi gelmiş arkadaşlar. İleriki zamanlarda bu gemiyi de alıp onu da sağlam bir detaylı video çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi geldik asıl konumuza. Şimdi arkadaşlar bu Viking Körfezi haritasını hep birlikte test ediyoruz. Evet şu an arkadaşlar çevrim dışı giriyorum. Zaten şu an ben alfa testinde olduğum için pek fazla online oyuncu yok. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi İzlanda adası ve fırtına haritasındaki özelliklerden esinlenmiş. Mesela fırtına haritasındaki şu Petor Kule'nin esinlenmiş. İzlanda adalarından ise dağlardan etkilenmiş. Yani dağlardan ilham almışlar. Ama hava güneşli yani. Hava anlayacağız, aydınlık, karanlık değil. Ben oldukça bu haritayı güzel buldum. Yani uçak gemisi kullanılır için jet kaldırdığınız zaman, dağları üzerinden geçtiğiniz zaman sanki böyle köyün üzerinden geçmişçesine size bir hava katıyor. Yani ben şahsen haritayı güzel buldum. Sizin de güzel bulacağınızın eminim. Oyunda bazı arkadaşlar söylemişler kanalında işte harita açma videosu yok diye. Her videomda söylediğim gibi arkadaşlar oyuna başlar başlamaz ilk önce helikopterinizi veya uçak gemisindeki jetlerden birini kaldırıp haritayı açtığınız zaman rakiplerden önce siz karşı düşmanı görmüş olursunuz ve savaşı kazanma olasılığınız da artar. Zaten bunu her videomda söylüyorum arkadaşlar. Şu gemilerin bir icabına bakalım. Maşallah. Bunlar da bot mu? Online oyuncu mu belli değil. Neyse birini aldık.
Vallahi bunlar ne böyle ya? Harbiden. Geminin canına bak ya. Online oyuncularda bile bu kadar sağlam oyuncular gelen yok yani hiç. Neredeyse. O değil. Online oyunda harita açmayı bilmenin daha oyuncular var yani ya. Geçen gün mesela başıma denk geldi. Resmen kanser oldum ya. Neyse onu aldık. Tamam güzel. İki tane gemi kalmış. Daha çarpmayalım. Baksana da arkadaşlar dağlar çok güzel duruyor haritada. Haritanın ismi Viking Köprüsü haritası. Bir denizaltı var. Bir de normal gemi kalmış. Diğer gemi bayağı uzak gözüküyor. Şu an haritadan görüyorum. Şu dağın hemen arkasında. Aha şu dağın hemen arkasında gemi var. Tabi diğer benim taraftaki botlar diğer botları avlamazlarsa ben avlayacağım. Evet gemimiz gözüktü. Bu arada arkadaşlar oyunumuzda yeni füze ve ekipmanlar geliyor. Yeni saldırı uçağı ve helikopterler de geliyor. Onlar büyük ihtimal Mayıs ayında Bahçe Pass'ında olduğu için şu an benim envanterimde gözükmüyorlar. Onlar büyük ihtimal Bahçe Pass'ta olacakları için ben de gözükmüyor arkadaşlar. Yoksa yani onları da alıp gemiye kuşanacaktım. Ama onlar yok bende şu an. Bu arada arkadaşlar Mayıs ayındaki olan güncelleme Mayıs'ın ilk haftası veya Nisan ayının sonuna doğru gelebilir. Haberiniz olsun. Denizaltı varmış orada. Yanlış kullandık. Neyse şunu atalım. Tamam. Şu denizaltını bir alırsak çok güzel olacak. Önden bir tane sana atalım. Özellikle arkadaşlar şu kullanmış olduğum bomba atar çok süper bir şey. Bunu da alıp kullanmanızı tavsiye ederim. Limanı geri dönüş diyoruz. Evet arkadaşlarım Mayıs ayında gelecek olan güncelleme hakkında sizlere bilgiler verdim. Unutmadan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle güzel bir arka plan gelmiş. Havai fişekler şurada. Sürpriz kutuları, hediye kutuları falan gelmiş yani. Bayağı da güzel bir arka plan olmuş diyebiliriz. Benim gözüm arkadaşlar şu geminin kaplamasında kaldı. Söylediğim gibi 25 seviye olduktan sonra bu gemi 60 milyon dolar karşılığında sahip olup kamuflajını da arkadaşlar 14 bin altına alıp geminize monte edebilirsiniz. Şu kaplama harbiden çok güzel duruyor arkadaşlar. Astrom Şerif kaplaması Police. Tam bir yani polis kaplaması yani. Denizlerde falan bu çok güzel gider. Fırtına haritası olsun, İzlanda haritası olsun. Ben şahsen kaplamayı çok güzel buldum. Tabi gemideki bu kullanılan ekipmanlar da güzel yani. 4 tane füze bataryası, bir tane top, iki tane torpido aparatı. Toplamda 7 tane de hava soğuma sistemi var arkadaşlar. Oldukça başarılı. Pardon arkadaşlar. Otomatik topu da hava soğuma sistemi olarak görmüşüm. Toplamda 5 tane hava soğuma sistemi var ve 2 adet de otomatik top var. Yani bu gemi alınır mı diye soracak olursanız tabii ki de bu gemi alınır. Yani kaplaması bile yani güzel. Şimdiden alan herkese hayırlı olsun arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Böyle videoların devamı istiyorsanız Kızıltaki Kami kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu eğer beğendiyseniz like atabilir ve yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.